Burhanettin Duran Macron Avrupa'nın deli dumrulumu. Fransız Cumhurbaşkanı Macron Türkiye karşısında açıktan hummalı bir faaliyet yürütüyor. Rahatsızlığının temel sebebi Türkiye'nin Suriye, Libya ve Doğu Akdeniz hamleleriyle buralardaki Fransız etkisini azaltması. Kuzey Afrika ve Sahra Altı Afrika'da Paris'te rekabet etmesi. İç siyasette bunalan Macron'un dış politikada popülist bir çıkış aradığından Avrupa'nın siyasi liderliğine soyunduğunda uzmanlar hemfikir. Ankara ve Paris arasındaki rekabetin Macron ve Başkan Erdoğan arasında polemiklere sebep olması da kaçınılmaz elbette. Ancak Macron burada durmuyor. Yunan Başbakanı Mitsotakis gibi tüm Avrupa Birliği'ni arkasına alarak Türkiye'ye geri adım attırmak istiyor. Dün Korsika'daki Avrupa Birliği Güney Ülkeleri Liderleri 7. zirvesine katılmadan önce basına yaptığı açıklamada biz Avrupalılar bugün kabul edilemez tavırları olan Cumhurbaşkanı Erdoğan hükümetine karşı daha net ve katı olmalıyız. Niyetini netleştirmeli cümlelerini kurdu. Derdi 24-25 Eylül Avrupa Birliği Konseyi toplantısında tüm Avrupa Birliği'ni Ankara'ya yaptırım konusunda ortak cepheye çevirmek. Dahası Macron, Türkiye artık Avrupa Birliği'nin bölgedeki ortağı değil söylemiyle yeni bir ötekileştirme pozisyonuna geçti. Avrupa ve Türkiye bu yaklaşımın amacı Fransız ya da Yunan çıkarlarını Avrupa Birliği dayanışması kalkanı altında gerçekleştirmek olabilir. Havuç sopa taktiği için inisiyatif alıyor olabilir. Halbuki şurası net. Ankara Doğu Akdeniz'deki haklı tezlerinden geri adım atmayacak. Ancak Avrupa Birliği siyasetçileri bu kafayla giderse Doğu Akdeniz geriliminin çok daha uzun erimli sonuçları olacak. PKK ve FETÖ'ye kucak açmaları yetmiyormuş gibi, eğer Avrupa başkentleri Ankara'yı yaptırım silahıyla tehdit eden Macron, Müşatakis ve Kurz gibi sorumsuz siyasetçileri dizginleyemezse, bu karşılıklı ötekileştirme süreci çok hızlanacaktır. Ekonomi bağı, Türkiye ve Avrupa Birliği arasındaki bütün gerilimleri bir şekilde paranteze alıyor. Olası yaptırımların yeni ve radikal itilafların önünü açacağı unutulmamalı. Biz Avrupalılar diyerek üyelik müzakere sürecindeki Türkiye'yi Avrupa'dan dışladığını gösteren Macron, bu ayıbını Türk halkı ayrı, Erdoğan ayrı diyerek kapatamaz. Erdoğan'ın Türk halkının %52'den fazlasının oyu ile seçildiği bir yana acaba Macron Fransız bencilliğini Türk kamuoyunun satın alacağını mı düşünüyor? Ne yani? Macron Fransız ya da Yunan çıkarları söz konusu olduğunda biz Avrupalılar sert dururuz, siz Türkiye'ye geri çekilin diyecek ve bu Erdoğan üzerinde baskı mı oluşturacak? Türk halkı haklı davasında Erdoğan'ı yalnız mı bırakacak? Bazı batılılar konuşulmaz Türk diye kod attı diye Erdoğan'ın Türkiye'nin tarihi ve ulusal menfaatleri için mücadele ettiğini görmezden mi gelecek? Hadi Macron'un Fransız kibri malum. Eski sömürgeci fantezilere sahip olduğunu en son Dümlan'da gördük. Hele hele Charlie Hebdo'nun İslam karşıtı tarihlerini Özgürlük diye savunarak İslam karşıtı bir yere konumlanması da ayrı bir facia. Ancak Almanya, Doğu ve Güney Avrupa ülkelerinin Fransa'nın peşine takılmaları Avrupa için tam bir aymazlık olur. Bir süredir Türkiye'yi Avrupa'nın ötekisi haline getirmenin sorunlarına dikkat çekiyorum. Türkiye kamuoyu için Doğu Akdeniz'deki milli çıkarlar varoluşsal mahiyette. Umalım ki Almanya iyi polis kötü polis oyununa son versin. Avrupa'nın geleceği için inisiyatifi ele alsın. 24-25 Eylül'deki zirvede oy birliğiyle karar alma mecburiyeti Avrupa Birliği'ni doğru politikaya eylesin. Avrupa Birliği liderleri Macron'un deli dumrul halinin peşine takılmasınlar. Zira Macron ve Mitsotakis kafasıyla Türk milletinin üstüne gidildikçe Doğu Akdeniz meselesi yeni bir beka meselesine dönüşüyor.